Sayın seyirciler, Metnuş Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmelerinden derlediğimiz haber bültenimize başlıyoruz. Kerkük'te bir polis merkezine saldırı gerçekleştirildi. İlk açıklamalara göre saldırıda 2 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Polis kaynakları saat 10.30 sularında bomba yüklü bir araçla Kerkük'te bulunan Kurya Polis Merkezi'nin hedef alındığını belirtti. İntihar saldırısı olarak açıklanan patlamada 2 kişinin öldüğü, 50 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Ancak ölü ve yaralı sayısının artabileceği belirtiliyor. Patlama sonrası karakol yakınlarındaki dükkan ve binalarda ağır hasar gördüğü kaydedildi. ...34 Kürt sivilin yaşamına mal olan Roboski katliamı soruşturmasına ilişkin askeri savcılık takipsizlik kararı verdi sayın seyirciler. Karara tepkiler yükseliyor. Genelkurmay Askeri Savcılığı Türk Savaş Uçaklarınca gerçekleştirilen bombardıman hakkındaki soruşturmayı kapattı. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'nın dosyayı gönderdiği askeri savcılık takipsizlik kararı verdi. Katliamda yakınlarını kaybeden Ferhat Encü kararı Twitter hesabından duyurdu. Ailelerin avukatı Ahmet Baro Başkanı Tahir Elçi kendilerine ulaşan bir karar olmadığını söyledi. Elçi askeri mahkemeye itirazda bulunacaklarını ve Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını ifade etti. HDP eş genel başkanı Ertuğrul Kürkçü ise bu karar TSK'da herhangi bir kusur bulmayarak aslında şunu söyledi. TSK kusursuz bir katliam gerçekleştirmiş ve bundan ötürü de başbakan tarafından teşekkürle ödüllendirilmiştir dedi. AKP hükümeti ile Gülen örgütü arasındaki iktidar kavgası sürüyor. Emniyet, yargı ve bürokraside devam eden operasyonların dün akşamki adresi Ankara Emniyet Müdürlüğü oldu. Operasyonun en büyüğü dün akşam Ankara'da yaşandı. Aralarında terörle mücadele, asayiş, istihbarat, siber suçları ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele şube müdürlüklerinde görevli 80'i amir olmak üzere 350 kişinin görev yerleri değiştirildi. Dün gece yapılan operasyonla birlikte görev yerleri değiştirilen polis sayısı 600'e ulaştı. Görevden alınanların yerlerine çoğunluğu Ankara dışından 250 polis atandı. Öte yandan İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen ihaleye fesat karıştırmak ve limanlardaki işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda da 25 kişi gözaltına alındı. Ayrıca İzmir merkezli 5 ilde de yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Rojava Demokratik Özerk Yönetimi Yasama Meclisi dün Amude'de 61 üyesiyle bir toplantı düzenledi. Meclis dün gerçekleştirdiği toplantıda Özerk Yönetimin toplumsal sözleşmesini yani anayasayı kabul etti. Anayasada Suriye demokratik, özgür ve bağımsız bir ülke olarak tanımlandı. Rojava ise 3 kantona ayrıldı. Kantonların Suriye'nin bir parçası olduğu belirtildi. Yasama Meclisi de yönetim modeli üzerinde anlaşma sağladı. Rojava özerk yönetim modelinin 4 temel ayağı var. Kanton sistemi, yasama meclisi, yönetim, adalet ve yüksek seçim kurulu. %40 cinsiyet kotasının uygulandığı bu yönetim modelinde gençler için de kota var. Ayrıca Süryaniler için pozitif ayrımcılık karara bağlanırken tüm kurumlarda eş başkanlık sistemi benimsendi. Alınan kararlara göre özerk yönetim meclisi 101 sandalyeden oluşacak. Seçimlerde parlamenter olabilmek için 15 bin oy alınması öngörülüyor. En çok oy alan parti ise yönetimi oluşturma yani hükümeti oluşturma görevini üstlenecek. Oy kullanma yaşı 18 olarak belirlendi. Kanton yönetimleri, dışişleri, içişleri, savunma, adalet, insan hakları ile Kadın ve Aile Bakanlığı gibi 20 bakanlıktan oluşuyor. Suriye rejimine bağlı savaş uçakları Halep'in Azaz bölgesinde Kürtlerin yaşadığı İhris köyünü bombaladı. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre bombardıman dün sabah saat 10'da gerçekleşti. Azaz bölgesindeki İhris köyüne hedef alan bombardımanda 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Köylülerden Kemal Ali ve Cemil Ali'nin evleri tamamen yıkıldı, çok sayıda evde zarar gördü. Allah.
Birleşmiş Milletler 22 Ocak'ta İsviçre'nin Montreux kentinde gerçekleştirecek olan konferans için ülke temsilcilikleri ve Suriye'deki muhalif grup temsilcilerine çağrı göndermeye başlandığını duyurdu. Genel Sekreterlik Sözcülüğü tarafından yayınlanan yazılı açıklamada konferansın amacının Suriye hükümeti ve muhalefeti geniş bir temsil gücüyle bir araya getirmek ve çatışmaları sonlandırmaktır denildi. Ayrıca ülkedeki siyasi geçiş sürecinin sağlanması ve Cenevre 1 konferansında karara bağlanan tüm hususların hayata geçirilmesinin hedeflendiği ifade edildi. Konferans Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon'un başkanlığında toplanacak. Suriyeli taraflar arasında gerçekleşecek müzakereler ise Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Lakhdar Brahimi'nin başkanlığında Cenevre'de gerçekleşecek. Türkiye cezaevlerindeki hak ihlalleri her geçen gün artmaya devam ediyor. 3 Ocak'ta Sincan Gençlik ve Çocuk Cezaevinde tutulan 12 çocuk tutsağı gardiyanlar tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıya uğrayan H.E. isimli çocuğun annesi Meryem E., çocuklarının işkenceyi anlatmaması için ölümle tehdit edildiğini belirtti. Meryem E., çocuğunun 8 aydır sürekli olarak psikolojik ve kaba işkence gördüğünü söyledi. Hasta tutsaklara yönelik ölüm işkencesi ise devam ediyor. Diyarbakır D tipi cezaevinde kalan hasta tutsak Şemsettin Kayalı 1993 yılında gözaltına alındı ve 56 gün boyunca işkencede kaldı. Kayalı daha sonra tutuklu kaldığı 21 yıl boyunca da birçok işkenceye maruz kaldı. Hastalıklarına rağmen Adli Tıp Kurumu tarafından cezaevinde kalabilir raporu verilen Kayalı, siyasi tutsaklara düşman hukuku uygulandığını belirtti. Diyarbakır D tipi cezaevinde kalan ve 22 yıldır tutuklu bulunan hasta tutsak Halil Güneş ise her geçen gün ölüme yaklaşıyor. Güneş hakkında verilen cezaevinde kalamaz raporuna rağmen cezaevinde tutuluyor. Güneş'in annesi Sedef Güneş ise kendilerine uygulanan bu işkenceye son verilmesini ve oğlunun tahliye edilmesini istedi. Bugün de gittim gördüm oğlan halini. Diyemiyor. Ben onun halini gördük sıra zaten ben öldüm bittim. Yani dilim damağıma yapıştı. Hiç canı kalmamış. Hiç canı kalmamış. Geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan gezi eylemleri nedeniyle tutuklanan 17 kişi serbest bırakıldı. Gezi eylemleri nedeniyle ESP'ye yönelik operasyonda tutuklanan 17 kişinin soruşturma savcısının kararıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Direnişçilerden HDK Yürütme Kurulu üyesi Alp Altınörs'ün hakkında da tahliye kararı verilmesine rağmen başka bir davadan kesinleşmiş cezası olduğu için serbest bırakılmadığı öğrenildi. ...18 yıl önce bugün gazeteci Metin Göktepe katledilmişti. Katliamın zanlısı 6 polis şartlı tahliye edilerek ellerini kollarını sallayarak dolaşmaya devam ediyor. Metin Göktepe, Evrensel Gazetesi muhabiri. Bundan tam 18 yıl önce 8 Ocak günü katledildi. Ümraniye cezaevinde katledilen tutsakların cenaze törenini izlemek üzere Ali Beyköy'e gitmişti. Önce gözaltına alındı, ardından işkenceyle katledildi. Mutlaka bu haberi ben izlemeliyim arkadaşlar diyerek yola koyulmuştu. Ancak devletin her zaman katliamı aklama gerekçesi hazırdı. Metin de sandalyeden düşmüştü ve yaşamını yitirmişti. Ancak Göktepe'nin gözaltına alındığının tanıkları vardı, işkencesinin de raporları. Dönemin İçişleri Bakanı Teoman Ünüsan, Göktepe ailesinden özür diledi dilemesine. Ancak katliamlar durmadı. Göktepe'nin yaşamını yitirişine dair hazırlanan 38 sayfalık fezlekede 49 polisin yargılanması istendi. Adalet arayışı yılları aldı. Ancak davada gelinen aşama Türkiye devletinin aynasıydı. Dava, mahkumiyet kararı çıkan ilk gazeteci cinayeti olarak tarihe geçecekti. 6 sanık polis, kastı aşarak insan öldürmek ve faili belli olmayacak şekilde insan öldürmek suçlarından cezalandırıldı. Ancak kamuoyunda Rahşan Affı diye bilinen afla şartlı tahliye edildiler. Göktepe'nin çalışma arkadaşlarından Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, Göktepe davasına sahip çıkmak o dönemde herkesin kendi demokrasi davasına sahip çıkmaktı diye konuştu.
94 yılında birlikte çalıştık. Ben o zaman Ankara bürodaydım. Metin İstanbul bürodaydı. Gençlik muhabiri olarak başladı aslında Metin Gültürk'e. Gençlik haberleri yapıyordu. Sudan'a geçiyoruz. Yaklaşık 3 haftadır kanlı çatışmaların sürdüğü Güney Sudan'da taraflar ilk kez doğrudan görüşmelerde bir araya geldi. Görüşmelerde ateşkes ve siyasi çözüm konuları ele alınacak. Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir ve kendisine yönelik darbe girişiminde bulunmakla suçladığı eski yardımcısı Riek Machar'ın pazartesi günü ilk kez barış görüşmeleri kapsamında bir araya geldiği belirtildi. Güney Sudan'da yaşanan siyasi kriz yüzlerce kişinin canına mal oldu. Hükümet ve isyancılar arasında devam eden barış görüşmeleri kapsamında tarafların karşılıklı taleplerini yerine getirmeleri gerekiyor. Ancak henüz bir aşama kaydedilmiş değil. Uzmanlar etnik nedenlerle patlak verdiği söylenen çatışmaların ardında esasen zengin petrol bölgelerinin paylaşılması sorunu olduğunu belirtiyor. Almanya'nın Hamburg kentinde sol grupların tanınmış kültür merkezi Rotflora'nın kapatılmasının istenmesi ve mültecilere yönelik uygulamalara karşı protestoları devam ediyor. 21 Aralık'ta başlayan eylemlere polis saldırısıyla başlayan çatışmalarda 500 protestocu ve 120 polis yaralanmıştı. Hamburg'daki gerginlik bu hafta da devam etti. Polis Altona, St. Pauli ve Sterschanze semtlerini tehlikeli bölge ilan etti ve bu bölgede neden göstermeden herkesi arama yetkisini kullandı. İlk yapılan açıklamalara göre söz konusu semtlerde 400'e yakın kişinin arandığı ve protestolarda kullanılan birçok malzemenin ele geçirildiği bildirildi. Polisin tehlikeli bölge ilan ederek aramalar yapması ise tartışmalara yol açtı. Hamburg'daki Sosyal Demokrat Parti hükümeti ve ana muhalefet partisi Hristiyan Birlik polisin geçici önlemini yerinde bulurken Hür Demokrat Parti FDP ve Yeşiller Partisi orantılığın incelenmesini talep etti. Sol parti ise uygulamayı yargıya taşıyacağını duyurdu. Haberleri sunduk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın sayın seyirciler.